Manisa'daki Yırca köyünde termik santral için binlerce ağacın kesilmesi Çanakkale'de firmaya ait otelin önünde protesto edildi. Bu arada olay gecesi vatandaşlara uygulanan şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıkarken kesilen ağaçlardan geriye kalan zeytinlerini toplamaya çalışan köylü perişan. PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDGH, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçesinden sonra Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde de hendek kazdı. Aynı bölgede daha önce uyuşturucu operasyonu da yapan örgüt mensuplarının hendek kazma eylemini emniyetin 24 saat izlediği MOBESE kameralarının altında yapmasıysa dikkat çekti. Bonsai tehlikesi her geçen gün ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Bu kez bonsai'den ölüm haberi Ankara'dan geldi. 19 yaşındaki bir genç bonsai kullanımı sonucu hayatını kaybetti. Kütahya'da ise bonsai kullandıkları ileri sürülen iki üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Yetkililer özellikle pastırma yazının artık bitmek üzere olduğunu ve yarın için Güney Ege kıyılarıyla Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini bildirdi.